Efendim? Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? Neyin ismi? Otobiyografinizi. Yani Dijitürk'ten mi geliyorsunuz? Dijitürk. Soruyu anlayamadım ki. Dijitürk'ten gelmiyoruz. Telekom'dan geliyoruz. Telekom'dan geliyorsunuz. Yani soruyu iyi anlayamadım zaten. Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? Ha, kitabın ismi ne olurdu? Yani çok zor bir soru ya. Herhalde kendim olurdum. Kendiniz olurdu. Evet, kendim diye yani bir söz. Kitabın ismi nedir mesela? Yani kendim diye bir başlık atardım. Kendim. Kendim, evet. Sanız kitabın ismi ne olurdu? Kozmos. Kozmos. Evet. Neden Kozmos? Kozmos olduktan sonra hayatım çok daha farklılaştı, anlamlaştı. Evet. Güzel. Adı ne bu tatlının? Kozmos. Hayatını yazsaydın nasıl bir kitap yazardın? İsmini ne koyardın? Hayat koyardım. Hayat koyardın. Ne kadar güzel. Peki sen ne koyardın? Ben de hayat koyardım. Sen de mi hayat koyardın? Evet. Ne kadar tatlısınız böyle, neşeli neşeli. Nereye gidiyorsunuz böyle şıkır şıkır? Hiçbir yere gitmiyoruz. Ama dışarıdasın. Evet. Otobiyografi. Ne olurdu? Ne olurdu? Acı. Anne seni. Acı. Acı. Sizin ne olurdu? Bilmem, hiç düşünmedim. Acı. Ne olurdu sizin hayatınızın ismi? Kaybolan yıllar mı diyelim? Verebilir miyim? Tabii ki, lütfen. Tamam. Şöyle gelin. Tamam. Veriyorum. Doğru anı beklerken. Çünkü sürekli hep doğru anı bekledim ve böyle böyle hayatım geçti gitti. O anı yakalayabildiniz mi? Çalışıyorum. Buradayım böyle işte. Geziyorum, takı falan alıyorum. İnşallah yakalayacağız bir gün. Otobiyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Ha, Superman olurdu galiba. Neden Superman? Çünkü Superman'im. Normal dünyayı kurtarıyoruz ama boş vaktimizde işte böyle şeylerle uğraşıyoruz. Boş vakitte. Dünyayı kurtarmak karın doyurmuyor. Evet. Otobiyografini aldı. Şimdi bu hayatını kitaba döksen ismi ne olurdu? Hayatın gerçekleri. Ne olurdu? İnsan nasıl insan olmalı? Turuncu pandanın hayatı. Turuncu pandanın hayatı. Evet. Çok enteresan. Neden? Lakabım çünkü turuncu panda. Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? Otobiyografi ne? Otobiyografi. Neyi bilmiyorum ki? Otobiyografini yazsan. Otobiyografi. Tam anlamı ne, açılımı? Yani hayatını. Hiçbir şey olmaz. Yani benden bir şey olmaz mı, yoksa hiçbir şey olmaz? Bu hayattan hiçbir şey olmaz artık. Ha, bu hayattan hiçbir şey olmaz. Bu Türkiye'den bir şey olmaz. Neden bu kitabın ismini seçtin? Gündem. 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 Yani gündem seni çok etkiliyor anladığım kadarıyla. Etkilemeyen insan var mı? Zengin ağlıyorsa biz ne yapak? Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? En büyük benim. Sizin ne olurdu? Çok sevdiğim kişi olurdu. Çok sevdiğiniz kişi? Evet. Ya, kitabın ismi bu mu yoksa? Çok sevdiğim kişi olurdu. Çok sevdiğim kişi olurdu. O kişi kim? Arkadaşım Adem. Arkadaşınız Adem. Evet. Çok mu seviyorsunuz onu? Çok seviyorum. Neden? Sizin için ne yaptınız? Zeki olduğu için. Başka? Çalışkan olduğu için. Dürüst olduğu için. Efendi olduğu için. Saygılı olduğu için. Diğerini seven, küçüklerini... Küçüklerini öpen, seven, büyüklerini elini öpen. Güzel bir dost mu? Güzel dost. Evet. Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? Ustasız kaldım ben. Ustasız kaldınız. Evet, saç ustalarım kalmadı. Hepsi gitti. Saç ustalarınız kalmadı? Yok, kalmadı. Ha, bunu kitabın ismine mi yazıyorsunuz? Evet, evet. Kitabın ismi ne olurdu? Kendimi çok seviyorum. Neden? Çünkü yaşamayı seviyorum. Negatif enerjileri bile seviyorum. Bana güzel şeyler katıyorlar. Ama negatif enerjiler insanı aşağı çekmez mi? Beni çekmiyor. Beni çekmiyor. Beni daha çok yukarı çekiyor. Yukarıya çekiyor. Ne, zirveye falan mı çıkıyorsun? Oo, uçuyorum, zirvelerdeyim. Ya o zaman sen hayatına bayağı böyle memnunsun. Çok memnunum. Hiç stresin, sıkıntın da yok. Var. Var mı? Ama onları da seviyorum. Onların da bende yeri ayrı. Otobiyografinizi yazsanız evet, kitabın ismi ne olurdu? Vallahi en çok sevdiğim şey dolardan euro. Öyle yazarsa daha iyi olur. Para da, anlamadım. Dolardan euro. Dolardan euro. Evet. Kitabın ismi bu mu? Evet. TL nerede? TL sevmiyorum. TL bitmiş, batmış dolar. Her tarafım benim euro. Dolar. Ben eurodan doğmuşum, dolardan doğmuşum. Başka bir şey tanımam. Kendi hayatımı yazardım. Başka hiç kimse. O zaman hayatımı yazsam 20 kitap çıkar hayatımda. 20'sinin de ismi Fevziye mi olurdu? Evet, vallahi hepsi Fevziye. Kederli Fevziye. Kederli Fevziye. Hiç mu, gün yüzü görmedi mi bu Fevziye? Yok, görmedi. Evlendikten sonra görmedi. Neden? Ben görünüm. Ya boş ver. Kaynanam gel dinleyecek mi? Aa, tamam. O zaman evlilik size yaramadı. Yok, kötüydüler ya. Kötü müydü? Evet. İsmi ne olurdu?
Ezber bozan. Ezber bozan? Evet. Neden böyle bir şey seçtiniz? Kendimi öyle gördüğüm için ve öyle de adlandırıldığı için çevreden kitabın adı o olurdu herhalde. Siz hangi ezberleri bozuyorsunuz? Birçok şeyi. Yani kendime özgü şeyler var. Kendi, sıra dışı. Sıra dışı. Aynen, evet, farklı. Kanunları kabul etmiyor. Hayır. Kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü ezber bozan bu. Aynen, evet. Sevmiyorsunuz kanunları. Aynen, sevmiyorum. Otobiyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Yani kelebeğin hayatı olabilir mesela. Kelebekleri seviyorum çünkü. Kitabın ismi ne olurdu? Bilmem. Yazmam ki. Niye yazmazsın? Efendim? Senin bir hayatın yok mu? Yani hayatını yazsan kitabın ismi ne olurdu? Hayat olurdu. Nasıl bir hayat? Daha yazmadım ki. Yazmadığım bir hayatın kitabının başlığını mesela nasıl söyleyeyim? Tamam işte, yazsaydın. Yazsaydım hayat olurdu işte. Tamam, bize o hayatı anlat, nasıl bir hayat? Efendim? O hayatı anlat bize. Zengin bir hayat. Zengin bir hayat. Ne var o hayatın içinde? Bir dakika. Efendim? Ben şöyle geleyim. Ne var o hayatın içinde? Zengin hayat dedin ya. Bir şey yok. Zenginlik var işte. Güzellik var, iyilik var, temizlik zengin, var. Zengin olunca insan mutlu mu oluyor? Tabii. Misal ben mutlu oluyorum. Zengin oldun mu şimdiye kadar? Evet. Çok zengin oldum. Bedava aldığım eşyayı parayla satıyorum. Ama zenginlik başka bir şey. Böyle milyar dolarların olacak, havuzlu villaların. Hı-hı. O zenginlikten bak. Benim gönlüm zengin, gönlüm. Geçinebiliyor musun bari? Evet, evet. Helal sana, hiç şikayetçi değilsin. Yok. Otobiyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Çok mu karışık hayatın? Biraz öyle. Biyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Vallahi onu tam olarak bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Otobiyografini bilmiyor musun? Onu hiç bilmiyorum. Yani hayatını yazsan. Hayatımı yazsam ilk yazacağım şey aşkla ilgili olurdu. Aşkların adamıyım ben. Aşkların adamısın? Evet. O zaman kazanamam mısın? Yok, kazanana değil. Kazavona nedir? Kazavona yani... Kazavona. Kazavona. 20 senedir buradayım. Buralar bana ait, bina falan. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Sorumuz şu, tabii. Şöyle dönerseniz. Otobiyografinizi yazsanız, kitabın ismi ne olurdu? Kitabın ismi ne olurdu? Doktorlardayız, her şeyin farkındayız. Kitabın ismi. Aynen, yani bu doktorlardayım ya ben. Her şeyin de farkındayım. Çünkü buradan habersiz, benden habersiz burada kuş uçmaz. Kervan geçmez. Memleketin bir şekilde dengesiyiz. Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? Ne mi olurdu? Efsane geri dönüyor. Ha, nasıl bir geri dönüş bu? Vallahi şahlanacağım. Helal sana. Teşekkür ederim. Gümbür gümbür geliyorum diyorsun. Gümbür gümbür geliyorum. Otobiyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Karanlık Yıldızlar. Neyin efendim? Otobiyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Vallahi bilmiyorum ne olacak kitabın ismini, ne yani, olurdu bilmiyorum vallahi. Yani senin hayatının kitabının ismi ne olurdu? Ne? Ne olacak, hiç görüyor işte. Gene aynı böyle bir şeyler satacak. Ne olacak? Ne satıyorsun amca, dur bir bakalım. Elma satıyor, elma. Elmaların güzel mi? Oo, çok güzel. İsmini söyle kitabın. Kitabın ismini mi? Vallahi ne bileyim ben kitap ismini. Ne bileyim ben kitap ismini. Ne kitabın ismi? Ben şöyle geleyim. Dur kaçma. Gel buraya. Gel buraya, kaçma. Kitabın ismini söyle. Hayatının kitabının ismini. Hayatım kitabın ismi ne olacak? Yanmış gitmiş ya. İşimiz düzensiz. Yanmış gitmiş mi? Evet. İsmi bu mu? Evet. Otobiyografini yazsan kitabın ismi ne olurdu? Otobiyografi kitabın ismi. Aydınlık. Eğer büyük olduğumda büyük ihtimalle asker türü bir şeyler olmak isterdim. Vatanımı korumak için. Sakinlik. Sakinlik. Senin böyle sinirlerin alınmış gibisin. Evet, öyleyim yani, kolay kolay bir şeye sinirlenmez. Hayatımı yazsam kitap olur. Otobiyografinizi yazsanız kitabın ismi ne olurdu? Altüst olurdu. Bence sevilmemek. Sevilmemek? Evet. Neden bunu söyledin? Çünkü insanlara karşı bakışları sevilmemek tarzı gibi. Yani anlamadım. İnsanların bakış tarzı iğrenci böyle şey. İnsanların bakış tarzı mı? Evet. Yani insanlar insanları sevmiyor mu? Sevmiyor bence öyle bakar. Sevmiyor. Peki sen seviyor musun? Yani. Sen seviyor musun insanları? Fazla değil yani, bana bak, ama sen de fazla sevmiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum. Otobiyografim aşk ve mizah. Ha, neden böyle bir şey seçtiniz? Hayatım hep aşkla ve mizahla geçti onun için. Üç evlilik geçirdim. Üç evlilik geçirdim. Hepsinde de aşık oldunuz mu? Aşık oldum ama
Sonunda evliliğim bana göre olmadı. Hüsran mı? Hüsran değil. Suç hep bendeydi herhalde. Hep hür yaşamaya alışmışız. Evet. Yapmamam lazımdı evlilikleri ama yaptık. Kavak yelleri esiyordu o zaman. O zaman kavak yeli. Şimdi hangi yeller esiyor? Şimdi artık yel esmiyor. Ne olurdu kitabın ismi? Bilmem. Kaybetmişler. Niye kaybetmişler? Çok mu kaybettin? Kumarda mı, aşkta mı kaybettin? Kumarda kazansak da aşkta bayağı bir kaybettik gibi. O zaman aşkta mı kazanmak istiyorsun? Yani keşke. Keşke. Olmuyor mu? Olmuyor. Niye? Ne güzel, yakışıklı çocuksun, genciciksin. Vereyim buradan Instagram'ı. Direkt tamam, ver, hemen ver, ver, eklesinler. Kızlar ekleyin. Olmaz. Bu kadar yakışıklı çocuğu kaçırmayın. İsim nedir Instagram'ın? İsim Enes Karakuş. Ekleyin. Ekleyin. Çileli hayatım. Senin hayatın çok güzel abi. Canın sağ ol. Sen hiç sıkıntı çekmiyorsun maşallah sana. Çok şükür. Çok şükür. Kitap da okumuyoruz. Okumuyoruz. İsmini de koymuyoruz. Koymuyoruz. Boş ver. Adını sen koy. Adını sen koy. Ne diyeyim? Tamam, kitabın ismi o zaman ne olsun? Adını sen koy. Adını sen koy. Kitabın ismi? Darfoğlu olurdu. Pardon? Darfoğlu, soyadım. Niye Darfoğlu? Soyadım çünkü benim lakabımda Darf, herkes Darf diyor bana. Kör ve yakışıklı olurdu. Neden kör ve yakışıklı? Çok gözüm görmüyor. Ay kıyamam. Maalesef. Hiçbir şey mi görmüyorsun? Hiçbir şey görmüyorum. Hayatını anlatan kitap bu olurdu. Evet, bu olurdu. Kör ve? Yakışıklı. Kitabın ismi ne olurdu? 26 sene hem ana ol hem baba ol. Gurbette. Ne dersiniz? Kitabın ismi bu mu? Olur tabii. Çok acıklı bir hikaye galiba. Yani Allah kimseye hem, düşünmesin. Hem anne hem baba mı oldun çocuklarınıza? Ya. Kitabın ismi ne olurdu? Valla kızım ne olabilir yani, ben 50 yıllık buradayım, ne koyabilirim ki? Mesela ne koyardınız ismini? Yalnız adam. Yalnız adam. Evet. Issız adam gibi mi? Yani. Neden yalnız adam? Yalnızım işte burada, bak oturuyorum. Ama 50 yıldır buradayım ha. 50 yıldır evet. Maşallah size, ama şimdi yalnızsın iş yerinde. Yok yani, iş yok, güç yok, oturuyor yalnız. Otobiyografi ne oluyordu tam olarak? Otobiyografi. Hayatınız? Yazsaydım adı ne olurdu? Yaşanmışlıklar. Uyar mı? Bilmem, size uyar mı? Bana uyar. Uyar, uyar ya, niye uymasın? Memnun musunuz yaşadığınız hayatta? Ya burada mı? Türkiye'de mi? Nerede orada yaşıyorsunuz? Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorsunuz. Peki oradaki hayattan memnun musunuz? Çok. 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 Oradaki hayatımdan memnunum. Memnunsunuz. Evet. Orası çok pahalı. Orası çok pahalı. Çok değişmiş. Yine kitabın ismi ekonomiye döndü. Hayat kitabı olurdu. Hayat kitabı mı? Evet. Hayattan yani çok şey mi? O zaman hayat kitabı olur. Mesela çok şey mi yaşadın hayattan? Yani değişik. Yani ne iş yaptın mesela? Kavuş. Yaşın, yat, kalk, gez, sıcak. Oh, sıcak, İskenderun, Hatay. Aynen, aynen. Hatay yazar.